Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün haberler güzel. Bayağı güzel haberlerim var. Bugün arkadaşlar şöyle, Nutino DF'lerimizin ilk yavrusu çıktı. İspinozlarımızın ilk yavrusu çıktı. Painted erkeğimizi işte daha önce, yani biraz önce ayırdım. Daha yeni yani. Bakalım yem kıracak mı kırmayacak mı, onu gözlemlemeye çalışıyorum. Dal darısını attım yine. Bayağı bir aktif bir kuş. Hani herhangi bir sıkıntısı yok Allah'a şükür. Bakalım. Satılık kuş isteyen arkadaşlar için hani elimde var. Şu mesela tünekteki, şu yerdeki parçaları, şu arkadaki bakın. O satılık dalları yiyenler. Muhtemelen şu painted olan da yeme düştü. Şimdi hepsini teker teker göstereceğim. Papağanlarımızın yavruları büyüyor. Yemliğini bu şekilde yaptım. Silo. Çünkü arkadaşlar yani arka tarafa koyuyorum. Çok çabuk bitiriyorlar. Yani sürekli ben tazeleyemiyorum. Daha... Yani ne zaman temizledim, altının pisliğine bakar mısınız? Sürekli ayaklarıyla böyle. Yani ızgara şart bunlara. Şimdi kafes alacağım. Kafesi yakın biriyle konuştum ama daha bir ses çıkmadı. Yani yerimiz biraz ters kalıyor arkadaşlar. Yani çok güzel dörtlü bir kafes buldum 45'liklerden. Ama yerimiz çok ters kalıyor. Şimdi eğer ben onları alırsam ekstra olarak sadece ızgara getirttireceğim. O da güzel olacak yani. Sadece ızgara getirttirmek hem kargodan hem normal şeyden çok daha rahat olacak. Hani o yüzden biraz şey yaptım ama yani çok şöyle diyeyim, normal 0.35 lirayken 30 liraya veriyor. Hani sıfır gibi malzeme. Aynı benim arkadaki 45'likten. Gayet güzel. Hani benim hoşuma gitti ama dediğim gibi birazcık hani araba bende değil, işte yerimiz ters kalıyor. Bakalım eğer olursa onları alacağım. Bilginiz olsun. Buna dediğim gibi hani buraya koydum. Eski kafesindeki silo yemlik arkadaşlar bu. Bundan yesinler bakalım, hani biraz yediler. Hafiften alıştı gibiler. Şu an böyle yapmasının sebebi mama bekliyor. Elimde birkaç poşet gördü. Yani mama zannetti. Sürekli bana gelip duruyor. Yavrularını bir süre sonra göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi daha gününü doldurmadılar. Gözleri açılmadı, bir kendilerine gelmedi yavrular. Biraz daha büyüsünler, göstereceğim. Gelişimleri gayet iyi. Normal gelişim tablosuna göre takip ediyorum. Bu arada bunlar da 3. yumurtladılar. Onu da göstereceğim şimdi. Bunları göstereyim. Bunlarda problem yok. Maşallah yatıyorlar. İlk yumurtası doldu. İkinciye bakmadım. Boş olma ihtimali var. Üçüncü zaten daha belli olmaz. Kesinlikle hani böyle ön yargılı olmuyorum. Bekliyorum arkadaşlar yumurtalarını. Aman bu boşmuş, işte şu kadar gün geçti, dolu değil gibisinden alıp atmıyorum. Bunlarınkini mesela o şekilde yaptım. İlk yavru çıktı. O zaman hani aldım altından. Hatta ikinci yavruya kadar bekledim mi hatırlamıyorum ama yani yavru çıktıktan sonra aldığımı biliyorum. Her neyse, buraya da geçelim. Şimdi burada biliyorsunuz ki bu dişimizi ayırdık. Bu böyle bekliyor bakalım eşiyle. Ya bu dişinin yani kalıbından dolayı mı bu kadar hantal bilmiyorum ama yani gerçekten bayağı bir hantal duruyor bu dişi ve arada bir kabarıyor. Hasta mı? Değil. Dışkısı yani normal, çok güzel şekilde dışkılıyor. Normal sağlıklı kuş dışkısı. Kabız mı? Değil. İshal mi? Değil. Yani gerçekten ben anlamadım. Çok da hareketli bir kuş. Acaba ben mi sürekli bu anlarına denk geliyorum? Onu da çözemedim. Biraz gözlemleyeceğiz bakalım. Eşi atınca muhtemelen kendine gelecektir. Neden? Çünkü sürekli bir yer değişimi oldu. Oradan getirdim işte buraya, buradan getirdim buraya, tekrardan buradan aldım buraya. İşte tel kafese koydum bir ara ilaç vermek için falan. Hani o yüzden birazcık kuşu zorladık gibime geliyor. Neyse. Burada painted dişimiz her zaman olduğu gibi dinleniyor. Şu mumuz tamamen tüyden çıkmış, baktım. Hop, nereye kaçtı? Tamamen bu tüyden çıkmış. Şu anda eşini bekliyor. Bakalım bir iki hafta bekleyin de bunları bir eşe atalım, neler olacak. Ya inşallah bu kafeste, bakın bu da yavrularını besliyor. İnşallah bu kafeste yuvanın yerini bulabilirler. Yani benim endişem o. Yuvayı bulamama gibi bir ihtimalleri ya da ne bileyim, birazcık biliyorsunuz garip kuşlar. Ben şüpheleniyorum açık söyleyeyim. Yani normalde onlara bir yuvayı göstermek gerekiyor. O yüzden hani birazcık şüpheliyim ama olsun. Hani en azından bu erkeğimiz yuvanın önüne gittiğini ben gördüm. Daha içine girmedi ama önüne gidiyor. Kafası da kirpi kirpi olmuş öyle. Bayağı bir tüyler falan fışkırmış. Bu tüylerini atlattıktan sonra nasipse bakalım. Atacağız yan yana, hatta atlatmasa bile atacağız. Şu an çok pasif olduğu bir dönem. Tüyün böyle tam ortaları. Ondan kaynaklı olarak çok da hani üzerine gitmek istemiyorum kuşun. Genel olarak takviyelerini yapacağım. Mamasını zaten bu ara evde olduğum için sürekli bütün kuşlara mama veriyorum. Birazdan yine gidip yapıp vereceğim. Gayet iyi yani bu, ne bileyim, mamaya düşkünlükleri olsun. Hani mama yemeye de bilirlerdi arkadaşlar. Hani jumbolar gerçekten çok garip hayvanlar. Aman yemiyor deyip kestirip de atabilirdik yani ama çok şükür Allah'a yiyor. O konuda ben gerçekten rahatım. Bunlar da
şöyle garip bir olay var. Yani yuvanın şu önüne koyduğun şeyi, bu kabloların falan kapatılması için vesaire, kablo giriş çıkışlarının kapatılması için olan aparat var ya, onun yani bayağı bir kaldırmışlar, düşürmeye çalışıyorlar. Yani dişi yapıyor bunu genelde. Yuvaya girmek istiyor. Onu birazcık böyle engelleyeceğiz. Sebebi zaten tüyde olması. Tüyü atlattıktan sonraki kızışıyor şu anda. Bunlardan güzel işler çıkacak. Buna inanıyorum. Maşallah, erkeğimiz de 10 numaraya. Böyle tam enseli bir erkek. Evet, erkeğimiz çok şükür Allah'a gayet güzel bir şekilde yavrularını besliyor paşamız. Dişisi de dinleniyor, keyif çatıyor. Paint'ımızı buradan aldık buraya, biliyorsunuz. Sadece burada 2 tane yavrumuz kaldı. Yem kırıyor mu bilmiyorum. Belki birkaç gün daha baba altında bekletirim. Hani... Hacı ne yapıyorsun? Nereye uçuyorsun sen? Bu çok tez canlı ya. Bunun da arkadaşlar bir haftası falan var. Belki o kadar da değil yani. Ben emin olmak için bir hafta diyorum. Hani bir haftaya kadar bekletiyorum kuşları emin olabilmek adına. Bir haftaya inşallah babamız artık bunlardan sıyrılacak. Vallahi artık kuş da bıktı. Çünkü kaydırma yaptık altına, biliyorsunuz. Kuşları çoğalttık. Evet. Bu kırıyor mu? Kırıyor bence. Kırıyor ama belki bir iki gün daha babanın altında bekleyebilir. Evet arkadaşlar, kırıyor. Painted'ımız kırıyor. Yem kırıyor artık. Bunların hepsi zaten kırıyor demiştim. Gayet iyi. Normal yem vermemin dışında ekstra olarak bir dalları veriyorum ki hani kuşlar hem daha böyle güzel şekilde besin değerleri yüksek olan bir yem yesinler, hem de kıramadıkları zaman, kıramayanlar olacaktır illaki, çok daha aç kalmasınlar. Dallarıyla çok güzel bir şekilde karınlarını doyuruyorlar. Kursakları top gibi oluyor. Hani şey olmasın diye, aç kalmasınlar diye, birazcık güçsüz, yani güçsüz kalmasınlar diye şey yapıyorum. Şimdi yavrularımıza da geleceğim arkadaşlar, göstereceğim. Duman artık söylemiyorum, tüyde. Evet, dişisi de onu bekliyor demiştim zaten. Yani bu dişi biraz garip, yani bayağı kızgın. Yani sürekli hareketli olmasından kaynaklı mı, yoksa tekrar mı tüye giriyor? Ben anlamadım. Çok da kalıplı bir dişi. Zaten bunun kalıbını siz görmüştünüz. Geldiğinden bu yana resmen yani ceresi komple bir renk değiştirdi ve bildiğiniz koyu kahverengiye doğru gidiyor, bu kömür rengine. Bakalım hayırlısı, eğer şey olursa, yani bunları çiftleştirebilirsek gayet güzel olur. O yüzden hani bu aralar hem evde olmamın verdiği bir şeyle bayağı bir bunlara mamaları bastırıyoruz. Bayağı bir mama veriyoruz. Nemimiz yani birazcık su kaynatmamızla beraber 50'ye çıktı. Aha, tayfaya bakın. Vallahi tayfa yatıyor. Erkekleri görüyor musunuz cerelerini? Kendilerini nasıl belli ediyorlar? Bakın bu öndeki tayfa komple erkek. Arkadaki de erkek. Burası full erkek yani, anlayacağınız arkadaşlar. Elimizde çok şükür bayağı bir erkek var. Bakın görüyor musunuz kardeşim gagasına ne yapıyor? Beslemeye çalışıyor şu an. Yani yavrumun en çok zaten sevdiğim huyları bunlar. Belki şuradaki klasik turkuaz demiştim. O dişi olma ihtimali var ama muhtemelen o da erkek gelir. Bakalım duruma göre, ama bakın şu kesin erkek, örtülü spankil. Arkada kesin erkek, bu kesin erkek. Bir de şu arkadan olaya dahil olmaya çalışan erkek. Sadece şu öndeki 2 tanesi belli değil. Ama önemli değil o da. Bu niye burada uyuyor? Bakayım. Sen niye öyle mayıştın bakayım orada? Sıkıntı yok. Bu benim gerekli evham yaptığım yavru. Ama kendim ayıracağım arkadaşlar. Nasipse gerçekten çok güzel bir rengi var. Evet. Şimdi gelelim buraya. Lütino DF'lerimizin ilk yavrusu. Ama tek bir sıkıntımız var. Şu, ya yeni çıktığı için beslemediler. Ya tecrübesizliklerinden kaynaklı olarak. Şöyle bir açalım. Lütfen arkadaşlar maşallahlarınızı esirgemeyin. Beslemişler mi? Bir saniye. Gel bakalım be. Yok, şu anda herhangi bir şekilde beslememişler ve bu gizli inokan. Yani bunun DF gelme olasılığı var. Maşallah gayet iyi. İnşallah beslerler bunu. Yani çok sıkıntı beslemezlerse, çünkü kaydıracağım kuş yok. Problem olur yani, anlayacağınız. Maşallah 3 tane de yumurtamız kaldı. Biliyorsunuz kırılanlar oldu, ölenler oldu. Buna da ben ölür dedim ama ölmedi arkadaşlar, Allah'a şükür. Yumurtanın içinde böyle büyüdü. Hafiften çatlamıştı zaten yumurta. Gölgelendi falan, dedim herhalde öldü. Sonra bir baktım yavru çıktı. Allah'a şükür hani herhangi bir sıkıntı olmadı. Hani yaşayacak olan zaten yaşıyor. Evet, dişimize girdi yuvaya. Hani gerçekten bunlara verdiğim para helali hoş olsun. Hani ben bu kadar böyle bir şey beklemiyordum yani, bu irilikte kuştan. Bu tip bir şey beklemiyordum. Bakıcı olduklarına inanıyorum, inşallah yüzümü kara çıkarmazlar. Erkek bayağı bir dişisini besliyor. Ne bileyim dişi sürekli yuvada, yuvadan çıkmıyor. Yani inşallah dediğim gibi olur. Bilmiyorum vallahi. Çok da güzel bir takım, inşallah bakıcıdır. Şu an bakalım, inşallah da yavruyu beslerler. Bilemiyorum, emin değilim şu anda.
Bu tayfamız dediğim gibi zaten göstermiştim. Daldırlarını yiyorlar. Benimki kendini temizliyor. Şu Painted'ımız satıldı. Onun dışındaki şu ortadaki üçlü satılık arkadaşlar, bilginiz olsun. Erkek de olabilir, dişi de olabilir, belli değil. Şu anda hani cinsiyetlerine tam anlamıyla bakmadım ama şu arkadaki parçalı kesin dişi. Opal'le yanındaki diğer tarçın kanat bir ihtimal. Bunların da ilk yavrusu çıktı arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim sizlere. İlk defa bir ispinoz yavrusunu bu kadar net göreceksiniz. Çık kızım. Vallahi bu kadar inatçı bir dişi kuş. Çık. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gördünüz mü? Bakın diğer yumurta da çatlatmış, görebiliyor musunuz? İkisi de çatlatmış arkadaşlar. Onlar da çıkacak. Yarın yani devam edecek çıkmaları. Maşallahlarınızı lütfen esirgemeyin. Gördüğünüz gibi yavrumuz daha ıslak. Yeni çıkmış. Çok da rahatsız etmeden kapatalım. Karton yuvamıza ilk yavrumuz. Şöyle birazcık kapağını da ayarlayalım da. Evet. Karton yuvamıza ilk yavrumuz çıktı arkadaşlar. Bayağı bir ufacık alana sığdım. Bakın yine gitti, erkeğimiz yatıyor. Dişimiz bu sefer dışarıda. Hani gayet iyi. Şu anda arkadaşlar bunları yapacağımız tek şey normal yem, mama takviyesi. Başka bir şey değil. Yedikleri yemleri falan da zaten hesaplıyorum şu anda. Mesela atıyorum bir akıllı yemlik verdim. Üstüne yani elimde 550 gram yem var. 550 gram yemin hepsini bitirecekler mesela atıyorum. Bütün hepsini kullanacaklar. Ekstra ne kadar artmış? Yani toplamda ne kadar diyeyim size, yaklaşık 750 gram falan yemden bunlar ne kadar arttırmış? Hepsini tükettikten sonra bir kuluçkada ne kadar yem tüketiyorlar? Ben size bunu hesaplayacağım. Ona göre de siz hani artısını eksisini kendinize göre ayarlarsınız. Üretimine geçersiniz geçmezsiniz size kalmış. Ama açık söyleyeyim, gerçekten harçlığına çıkarmak isteyen arkadaşlar için, hani öğrenci arkadaşlarımız için çok ideal. Alırsınız arkadaşlar bir takım evinize, bir veya iki takım. Bunların çünkü hani bu kafesin ikili olanları da var. İki taneyi koyarsınız. Normal iki tane küçük kafes olur. Onlar zaten her türlü yumurtlayan takımlar. Yan yana koy, rahatsız etme, her türlü yumurtluyorlar. Yani yavrularına da güzel bir şekilde bakıyorlar. Yani yavru en kötü 3-4 tane falan yeme düşürseniz, pet shop'a verseniz bile 15 liradan en kötü. Yani sizin için gayet güzel bir miktar. Yani en azından harçlığınız ufak da olsa çıkar. Yem şeyini de çıkartır kendisinin. Kurtarır yani, emin olabilirsiniz. Hani dediğim gibi bu şekilde de hesaplayabilirsiniz kendiniz için. Bakın görüyor musunuz, şu anda yem kırıyor bu. Yani gözü açık bu kuşun. Hani ondan kaynaklı olarak rahatım. Bunu artık sahibine söyleyeceğim arkadaşlar. Gelsin alsın. Onun dışında ekstra olarak 3 tane yavrumuz var. Buradakiler var. Bakın erkek komple. Burada var bir tane erkeğimiz. Bakın şu parçalımız erkek. Bunu ben zaten kendim ayırdım. Şu parçalı olan erkek. O da yine 3-5 güne falan yeme düşer. Yavru isteyen arkadaşlar bakın. Gerçekten söylüyorum, kaçırmayın. Bakın kendi kuşlarımın. Aynı bunların kardeşi. Bunların yavrusu. Yani gerçekten bunların kanı olan kuşlar, özellikle bu takımı falan, gerçekten çok güzel. Bu da en büyük örneği bu takımda. Sebebi şu, erkeğimiz benim sattığım kuşlarımın yavrusu, gördüğünüz gibi bayağı bir kalıplı erkek. Yanındaki dişi de bunların yine yavrusu. Yani anlayacağınız, bunların yavrularını damızlık yetiştirdim. Onların yavrusu bu. Bunların yani şöyle diyeyim, anne babasının kardeşi de bu. Onu da eşe attım tekrardan. Yani bildiğiniz hep aynı kan, aynı soy. Bunlar da yine aynı şekilde. Hani bunlar da aynı şekilde. Dediğim gibi burası komple aynı soy. Ki kanlarına da ben gerçekten kefilim. Yani özellikle görüyorsunuz bunları. 7'de 7 yapıyorlar. Yavrusu ekstra bir tane öldü. Bunlar 7'de 7 yaptılar. Az buz değil. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir. İstanbul Pendik'teyim. Evet maşallah ya. Bu erkek gerçekten... Bayılıyorum ama şu zemini bir yemesen çok güzel olacak. Hiç şey de yok ya. Takmıyor da ha. Arkadaşlar bakın hani böyle gayet sağlıklı maşallah var. Ama gel gelelim ki bazı durumlarda bir anda kabarıveriyor. Hani bunun ruh haline bağlı. Yoksa hani çok da hasta olduğundan değil açık söylemek gerekirse. Şunu da şöyle ufaktan bir göstereyim eğer gözükecekse. Dişimiz yine yatıyor. Yuvanın içini bayağı kirletmişler yani. Hani kedi kumu falan. Talaş olsa demek ki şu anda mahvedeceklerdi. İyi ki kedi kumu koymuşum. Dişimiz pis pis bakıyor. Evet. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Genel olarak durumlar böyle. DF'lerimizin yavrusu çıktı. Bunların yavrusu çıktı. Ekstra bunlar üçüncüyü yumurtladı falan. Gayet güzel haberlerim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.